Pekala. Malzeme tanıtımındayız. Zombi makyajı için kullanabileceğimiz malzemeler çok çeşitli. Ben size en basitlerinden, en bulabileceklerinizden birazcık bahsedeceğim. Yapmak istediğiniz makyaja göre yapmak istediğimiz tabii olay değişiyor. Mesela ten renginizi değiştirmek istemeyebilirsiniz. Fakat benim sitemde de tarifi olan basit bir akrilik ve fondöten karışımı gri ya da buna yeşil de katabilirsiniz. Daha sonra burada yeşillerimiz de var. Yine akrilik boyalarla. Yeşil boyalarla yaptığınız şu tarz basit bir boyayla ten renginizi değiştirebilirsiniz. Bunu uygularken ne yapacaksınız? Bu tarz süngerler var. Bunları çok basit bir milyoncuda bulabilirsiniz. Bu süngerlere hafif bastırıp cildinize hızlı bir şekilde kurumasına izin vermeden uyguluyorsunuz ki iz kalmasın. Ten renginizi değiştirdiniz ya da değiştirmeyi seçmediniz diyelim. Ne yapıyorsunuz? Cildinizi iyice temizliyorsunuz. Cilt temizleyiciler var. Şu tarz satılıyorlar falan ya da quick cleanser bu cilt temizleyici. Daha sonra zombi makyajınızı temizlerken de bu tarz şeylerden faydalanabiliyorsunuz. Bilmem bilir misiniz ne olduğunu ama bunlar cilt temizleyiciler. Süt şeklinde de oluyor bazıları hani işte temizleme sütü vesaire şeklinde oluyor. Cildinizi güzelce pamuk ya da peçete yardımıyla bu tarz bir temizleyiciyle temizliyorsunuz. Ondan sonra lateks denen malzememiz budur efendim. Bu tarz bir şeydir. Buna benzer. Ben size onu dökeyim iyice göstereyim. Neye benzediğini de görün. Size bundan vereceğiz etkinlik alanında. Şuna hemen azıcık. Kendinize bu tarz kaplar hazırlayabilirsiniz ya da kağıt bir tabak getirebilirsiniz. Plastik bir tabak. Çalışmak çok daha kolay olacak. Evet. Lateks bu. Böyle. Bilmem rahat görebiliyor musunuz ama buna lateks diyoruz işte. Sıvı lateks böyle bir şey. Bunu biz artık çeşitli malzemelerde ben genelde şu tarz size yine vereceğimiz doktor biz size doktor çubuğu vereceğiz. Fakat bende bunlar var. Ben bunları kullanıyorum. Bunlar benim makyaj malzemelerim. Aslında bunlar heykeltıraşlıkta kullanılan malzemeler fakat çok güzel oluyor ya. Bu tarz makyajları yaparken şekillendirmek de çok kolaylık sağlıyor bana. Temizlemesi de kolay oluyor. Gittim ben bunları set olarak aldım. Bir kırtasiyeden. Bununla lateks uyguluyorsunuz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Lateksiniz kurumaya yüz tutmuşken hemen üstüne çeşitli yara ya da çıkıntı ya da parça deriler ya da yanak yapacağınız malzememiz peçete. Size peçete de vereceğiz arkadaşlar. Peçeteyi kesmek için yanınızda makas getirmelisiniz. İstediğiniz büyüklükte yırtabilirsiniz ama eğer keserseniz çok daha düzgün parçaları hızlı bir şekilde elde edersiniz. Bu şekilde. Peçetelerinizi yapıştırdınız, kuruttunuz. Sonra ne yapacaksınız? Hafif hafif gölgelendirmelere geçeceksiniz. Gölgelendirmeler genelde göz farlarıyla elde ediliyor. Yapacağınız makyaja göre yine değişiyor. Ya da toz pastelle kullanabilirsiniz. Ben burada size toz pastel örnekleri de getirdim. Örneğin kahverengi bir toz pastel. Kırmızı göstereyim yine. Bunlardan zombi setlerinde çıkıyor. Yani profesyonel kullanılan malzemeler kafamızdan uydurmuyoruz. Çeşit olsun diye gösteriyorum. Yine mor toz pastellerde makyaja katılabilir o noktada. Yüzünüzde derinlik olmasını istediğiniz yerlere, örneğin yüz kenarlarınız ve burun çevresi, gözaltı çöküntü verebiliyorsunuz ya da yaranın çevresi de aynı şekilde morartılır ya da kızartılır. Peki başka burada neler var? Ben buradan griyi çok kullandım. Görün diye getirdim şu anda. Benim siyah göz farım buna benziyor böyle bir şey açılırsa eğer. Ben bununla kratosumu boyamıştım. Siyah göz farım. Beyaz göz farım. Yine ışık atmak istersiniz, belki aydınlatmak istersiniz yaranın diğer uzak çevresini vesaire. Burada morlar var. Bunu da açalım size. Açıl. Belki morartmak istersiniz yüzünüzü vesaire. Yine bunun ton ton çeşitleri var. Yani millet mor, yeşil gibi gölgeler kullanabiliyor ve çok etkili olabiliyor.
Bunları uygularken fırçalarımızdan faydalanıyoruz. Çeşit çeşit fırçalar var. Uygulamak istediğiniz yer genişse eğer geniş fırçalar kullanabilirsiniz. Benim yumuşak samur fırçam 16 numara samur fırça ile ben uyguluyorum. Çok rahat oluyor. Haberiniz olsun. Gidip şu makyaj sımbırtılarına 10-15 lira vereceğinize gidin bir samur fırça alın. 3-4 liracık 16 numara ve mis gibi uyguluyor. Çok başarılı. Haberiniz olsun. Ya da çok daha sert dürterek efendim koymak istediğiniz yer varsa gidip yağlı boya fırçalarından faydalanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz efekte göre fırçalar da bu şekilde. Ondan sonra gölgelerinizi verdiniz. Hafifçe. Baktınız lateksinizin peçeteleri göz kırpıyor siz. Böyle oradan pat diye beyaz bir şekilde parlıyor. Ne yapacağız? BB krem ya da fondötenler, kapatıcılar. Bu gözaltı kapatıcısı roll-on. Uygulaması çok kolay olduğu için getirdim, göstereceğim size. Cildimizle aynı renge getireceğiz o parçaları. Bundan uygulayacağız. O parçalar cildimizle aynı renge gelecek efendim. Tamam. Yine bunu da aynı şekilde görün. Bunu uygulaması çok kolay çünkü roll-on. Yani sadece deodorant gibi sürüyorsunuz. Bu şekilde uyguladığınız lateksler, hemen peçeteyi kullanayım. Uyguladığınız lateksler çok daha doğal görünüyor. Hani sanki derinizden parçaymış görünüyor çünkü kapatıcı uyguluyorsunuz. Ondan sonra ne yapacağız? Efendim, yapay kana geçebiliriz sanırım artık. Yapay kan mevzuunda ben size çevirdiğim tarifler, o fotoğraf albümünden gördüğünüz tarife göre içine bir tür şurup ya da yağ, bir bitki yağı, bir çikolata yağı, bir şey katmadan parlaklığını sağlayamıyormuşuz. Biz nereden bulacağız çikolata şurubu, murubu? Türkiye'de var mı? Yok. Ben de ne kullanıyorum? Pekmez, efendim şey şurubu, ne o? Kızılcık şurubu gibi. Yani kullanabileceğimiz şeyler. Gıda boyası da yine pahalı bir şey. Ne gerek var ona para vermeyelim derseniz. Gıda boyasını neden tercih ediyoruz? Çok renk veriyor. Yoğun. Çok yoğun renk veriyor. Fakat plastik boyalarda aynı şekilde yoğun renkleri vermektedir. Ve cildi rahatsızlığı, cilde herhangi bir etkisi de yoktur sanıldığının aksine. Ya gıda boyası birazcık da cilde zarar vermemesi ve yutulduğunda zehirlenme tehlikesi olmaması vesilesiyle tercih ediliyor. Fakat yani bence bu benim bu arada önceden yaptığım yapay kanım. Bu kuru bir, kirli bir kan. Çok güzel bu arada renk tonunu tutturmuşum. Eminim size şu anda ışık yüzünden tam gösteremiyorum ama güzel bir kan. Hatta birazdan onu kullanacağım. İçinde bunun neler vardı hatırlıyorum. Çok azıcık parlaklığını arttırmak için pekmez. Yine yoğunluğunu birazcık yoğun olmasını sağlamak için hafif bir un. Böyle çok hafif un gibi her şeyi katabilirsiniz aklınıza gelirse. Tebeşir tozu katan var, hafif bir seramik tozu katan var. Çok çeşitli malzemeler katıp da yoğunluğunu, hani birazcık akışkanlığını azaltmanız gerekiyor kan gibi görünmesi için. Yine parlaklığını arttırmak için de şurup gibi bir şeye ihtiyacınız var. Bal, şurup, işte her şey olabilir yine onda da. Parlak bir gıda maddesi ya da kimyasal ihtiyacınız var. Tabii kimyasalları çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü cildimize rahatsızlık verebilir. Efendim başka buradan neyim var size sunmadığım? Bu kadar. Yine çalışırken lütfen temiz çalışın diyorum. Lütfen temiz çalışın, lütfen temiz çalışın. Arkanızdan çöplerinizi toplamayalım. Kocaman insanlarsınız, etkinliğe geliyorsunuz. Eldivenle çalışırsanız rahat edersiniz. Bir de eldiven alabilirsiniz. Kendinize fikir. Kağıt tabaklar dedim. Efendim daha sonra çalıştıktan sonra lütfen eşyalarınızı çöpe atınız. Ben hemen size şurada bir tane de parlak kan karıştıracağım. Bu benim şeyim. İşte şunu da karıştırayım. Gördüğünüz gibi benim şurup karışımım. Bunun içinde hem kızılcık hem de pekmez var. Güzel bir karışım. İyice karıştırayım ben o ikisini. Tamam. Şimdi ben bunun içine birazcık da şuradan önceden su karıştırıp sulandırdığım kırmızı akrilik boyamdan. Kırmızı plastik boyası, kırmızı ahşap boyası, kırmızı akrilik boya diye geçer. Katalım. Şöyle iyice parlasın rengi.
Bakalım nasıl bir etkisi olacak? Başarılı bir kan olabilecek mi? Göreceğiz. Karışmayabilir bile. Ama karışıyor. Şahane. Karış 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 karış. Evet. Rengini de koyulaştırdı. Parlaklaştırdı da. Şurubun etkisi bu. Karışımınız parlak oluyor. Ha bir de yapış yapış olduğu için cildinizi, makyajınızı daha iyi tutacak. Tamam. Şahane. Renk olarak biraz açık kaldığını ya da ulan ben zombiyim, çürümüş bir şeyim ben. Benim içimden taze kan mı akacak? Birazcık şuna pislik, yeşillik, işte mavilik böyle onun rengini, tonunu bozacak, sağlığını bozacak bir şeyler katayım derseniz bir damla siyah damlatın, bir damla yeşil damlatın. Bakın neler değişiyor. Ya bu zaten çok eğlenceli bir iş arkadaşlar ya. Hani ben seviyorum açıkçası böyle renklerle oynamak falan çok hoş. Şöyle bir tane ben siyah damlattım. Birazcık da yeşil koysam mı acaba, yeşilim ne haldedir? Evet, çok azıcık böyle. Çok mini minnak. Rengini, tonunu bir iki ton açacak kadar katsam. Tamam. Oo, şahane oldu. Evet, şu an hem koyu renk hem de kurumuş elde ettiğim, hem de şu an açık renk böyle ama hafif de rengini ben onun yeşillerle siyahla kırdığım bir kan şeyim, karışımım var. Örnek bir de ben size makyaj çalışacağım. Teşekkür ederim.